çok aciz şekilde göstermiş. Fatih. Fatih'i bazı hocam baştan aşağı acil aciz göstermiş ama ya, savaş sahneleri adam, mesela veya şahin toplarının ya. Yapımı şimdi birebir tarihle aynı olmasını beklememiz mümkün değil bu tür filmlerde ama önemli olan seyircinin algılaması ve bundan ne çıkardığı veya nasıl bir tarih anlayışı içerisine girdiği önemli. Gördüğüm kadarıyla oradaki insanların birçoğu en azından İstanbul'un fethinde nasıl büyük bir zorluklar yaşandığını görmüş oldu. Mesela işte karadan gemilerin nakledilmesi ki bunlar sadece bizim tarih kitaplarımızda değil, Nicola Barbaro gibi Venedikli komutanın Bizans'ı savunan, ondan sonra Dukas gibi, Kritobulos gibi bir takım Bizanslı tarihçilerin kitaplarında da yer alıyor. 70 pare geminin Haliç'e indirildiği. Fakat bunun çok önemli bir aşama olduğunu gösterme konusunda zayıf kalıyor film. Mesela her Osmanlı padişahının muhakkak kendi hocasına, özellikle Lala ismiyle buna hitap ederler, çok değer verirler. Akşemseddin sürekli yanında padişahın ve otağı içerisinde bulunur. Filmde bunlar yok. Yoktu. Sonradan padişahın acizliği üzerine getiriliyor falan ediliyor sanki. Bunlarda hatalar var. Ama şöyle söyleyeyim, en azından İstanbul'un fethinde mesela şahi toplar veyahut da işte mesela bir şeyi eksik bırakmışlar. Fatih'in bizzat kendisi çiziyor, ilk defa havan toplar yapılıyor ve Fatih kendisi çiziyor bunu. O yok. Onlar yok mesela. Yok, evet. Sadece şahi topla karşılaştırmışlar. Bunlar eksik. Umarız kazandığı parayla İnşallah daha tamamlayan bir film yapar. Bu gibi konularda daha iyi bir film yaparlar, topluma sunarlar. Ben bunu umuyorum.